Edacığım, ne oluyor? Niye ağlıyorsun aşkım? Aman sen de be Tarık. Öyle patladın ak söylenir mi? Kız heyecanlandı işte. Ver şunu da içsin. Edacığım, lütfen söyler misin? Neler oluyor? Yoksa bu duruma mı hazır değildin? Yoksa benimle evlenmek mi istemiyorsun? İstiyorum. Yani kabul ediyorsun ha? Kabul ediyorum ama... Yaşasın. Kabul ediyorsun işte. Karım olacaksın. Karım. Karım olacaksın işte bu kadar. Karım olacaksın aşkım, aşkım. Üzülüyorsunuz bu kadar. Hadi barışın artık. Ay tabii ki barışacağım Firuze. O benim kızım. Ama bir daha yaramazlık yapmayacağına emin olana kadar onunla küsmüşüm gibi davranacağım. Ay, ben bir tuvalete çıkıp orada biraz oyalanayım. Sen de çaktırmadan onunla bir konuş bakalım. Aklı başına gelmiş mi? Tamam. Çilek. Betüş Hanım çok mu kızdı sana? Hem de çok. Sen onun için mi üzülüyorsun böyle? Evet, o kadar da özür diledim. Ama sen de kadının başında her gün yeni bir iş açıyorsun. Ne yapayım, çocuklar da beni kızdırmasınlar. Sen uslu kız olsan, boş versen ne olur? Demesi kolay. Her gün seninle de uğraşsalar kızmaz mısın? Heh, ben de ondan kızıyorum ama Betüş'e anlatamıyorum. Merhabalar. Merhaba çocuklar. Ne yapıyorsun Çilek? Kreş nasıl geçti bugün? Betüş beni artık kreşe göndermeyecek. Ne oldu Firuze abla? İsterseniz üstünüzü değiştirirken Çilek bugün kreşte neler yaptığını size bir anlatsın. Bakalım ablası ve abisi olarak sizler ne düşüneceksiniz? Sonra da ellerinizi yıkayıp hemen aşağı gelin bakalım. Babanız biraz sonra gelir, yemek yiyeceğiz. Ama kızma karıcığım, canım sıkılmıştı. Sağa sola bakıyordum. Ya bizim evin manzarası mı var anne? Yalan söyleme bana! Ya bu evde bilgisayar denen bir alet var değil mi? Senin gibi evde oturan adamlar böyle hayali şeylere bakacağına en azından internete falan girip dünyayı dolaşıyorlar. Senin niye böyle merakların yok be adam? Olmadığını nereden biliyorsun Suzan? Sen yokken internete girip gazete okumadığımı, dünyayı oradan takip etmediğimi nereden biliyorsun? Ha? Görmeden hayatta inanmam. Bir fiil bütün gün dürbüne, pellere bakmaktan gözlerim böyle kayıyor. Monitöre hangi gözünle bakıyorsun acaba? Gönül gözümle. Puh, o gönül gözün çıkmasın senin evi. Cinlerimi tepeme çıkarma benim Avni Bey. En azından eskiden verdiğin cevaplarda mantık falan olurdu. Bütün gün perilere baka baka, kafayı başka hiçbir şeye yormaya yormaya beyin hücrelerin ölüyor, farkında mısın? Asosyalliğin zeka geriliğine, yani geri zekalığına sebep oluyor. Bana bak Avni Bey, bir an evvel kendini toparla. Artık bir işe mi girersin, bir meşgale mi bulursun, bir hobi falan mı edinirsin, ne yaparsan yap. Yoksa daha fazla bu hayat seni sürdüremeyecek. Galiba kızdı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.